Herkese merhaba. Günün ikinci yarısından. Umarım keyifli ve güzel geçiyordur gününüz. Tüm katılımcılarımıza ve webinarımıza katıldığı için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum ben. İsmim Şebnem Fokoğlu Tarı. Logo Yazılım Ürün Pazarlama ekibinde pazarlama ürün yöneticisiyim. Bugün stratejik müşteri ekibinden arkadaşım Özge ile birlikte BOTAŞ International'ı ağırlıyoruz. Biliyorsunuz Logo Yazılım Dijital Dönüşüm Söyleşileri serimizde bugün Savaş Bey'i ağırlayacağız. Savaş Bey merhabalar. Çok teşekkür ederiz webinarımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sizler de beni böyle bir programda uygun gördüğünüz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Özgeciğim ben sözü sana bırakmak istiyorum Savaş Bey'i aktarmadan önce. Eminim senin de eklemek istediklerin vardır. Merhabalar herkese. Logo Yazılım Stratejik Müşteri Yönetimi Departmanı'nda çalışıyorum Özge Mahmut. Bugün bahsettiğim gibi stratejik müşterilerimizden BOTAŞ International firmamız İnsan Kaynakları Müdürü Savaş Bey'i ağırlıyoruz. Uzun yıllardır birlikte çalışmakta olduğumuz firmamızın ve Savaş Bey'in deneyimlerini aktaracağı bu söyleşimize, aynı zamanda normalleşme sürecine başlayan firmamızda ofis ortamlarıyla geçişleriyle beraber aslında yoğunluk ve iş temposunun fazla olmasına rağmen bizleri kabul ederek burada yer aldığı için kendilerine teşekkür ediyorum ben de. Tekrar hoş geldiniz diyorum Savaş Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizden kısaca firma tanıtımınızı rica etsek izleyicilerimize detaylı aktarabilmek adına. Ya tabii ki de. Şimdi şöyle anlatayım. Teşekkür ederim. Aslına bakarsanız 1996 yılında kurulan BOTAŞ International Limited 2004 yılında faaliyete geçti. Yani personel alımı. Ve 2006 yılında da ilk defa Bakü üzerinden ulaştı. Bu süreçlerin her birinde ben vardım. Açıkçası kurulduğundan beri yani şöyle bir deyim vardır belki bilirsiniz. Ben duruyordum. Şirketi neredeyse benim üstüme kurdular. Öyle bir durum oldu birkaç yıl. Bu süreç içerisinde yer almaktan tabii ki de çok büyük mutluluk duydum. Ve ilk girdiğim zaman da insan kaynakları biriminde çalışmaya başlamıştım. Sizler de biliyorsunuz BOTAŞ International Limited 100 yılın projesi olarak değerlendiriliyor. Bakü'den çıkan petrolün Tiflis'ten Bakü'ye, Bakü'den Ceyhan'a ulaşımı sağlıyoruz. Aslına bakarsanız insanlar genelde petrol çıkaran bir firma olarak düşünüyorlar BOTAŞ International'ı. Ancak biz aslına bakarsanız enerjiyi taşıyoruz. Yani Bakü'deki enerjiyi alıyoruz ve Ceyhan'a taşıyoruz. Bunu da Boraltı projemizde birlikte gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla burada şöyle bir durumumuz söz konusu. Bu Boraltı Türkiye'nin birçok ilinden, kıyısından, köşesinden geçiyor. Geçtiğinden dolayı da birçok bizim ilimizde istasyonlarımız mevcut. Yani 8 tane iş yerinden oluşuyoruz aslında bakarsanız. Bu şöyle söyleyeyim, Kars'tan itibaren, Kars'tan Boraltı girdikten sonra Erzurum, Erzincan, Sivas, oradan Maraş'a geliyor, Maraş'tan Ceyhan'a kadar ulaşıyor ve orada gemilere petrol dolumunu yaptıktan sonra biz bu petrolü Avrupa'ya taşıyoruz. Daha doğrusu biz taşımıyoruz aslında bakarsanız. Bizim konsorsiyum dediğimiz yani 12 tane firmanın ortaklığıyla kurulan BTC projesi adı altında. Genelde insanlar şunu bu proje adı altında bilirler bu şeyi. Onlar da Avrupa'ya taşıyorlar. Şirketimizin özeti bu şekilde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok da aslında güzel de bir özet oldu. Mutlaka birçok kişi biliyordur ama yine de belki yeni duyanlar adına güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ederim ben tekrar. Aslında Rica ederim. siz de anlattınız oldukça kapsamlı ve regüle bir sektör. Yani oldukça zor bir sektördesiniz. Bu sektörde faaliyet gösteren bir işletme olarak yazılımlardan beklentinizi de bize aslında biraz aktarabilir misiniz? Sonuçta hatta şöyle sorayım sorumu. Biraz daha bu beklentiyi pandemiyle de birleştirerek orada bir değişiklik oldu mu pandemi süreciyle de birlikte sektörün de aslında zorluklarını da birleştirerek yazılımlardan beklentinizi özetlemenizi istesem. Tabii ki de. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, yazılım artık olmazsa olmazımız. Yani 2004 yılında ben bu şirkette başladığım zaman aslına bakarsanız insan kaynakları diye bir birimde başlamamıştım. Personel yönetimiydi adı. Ama biliyorsunuz ki insan kaynakları yani insanı doğru şekilde kullanabilmek, yönlendirebilmek, faydalanabilmek yani bunlar bu süreçlerin tamamı bir insan kaynakları mantığını oluşturdu. Ve dijitalleşmek yani yazılımlardan destek almak bu işin kaçınılmazıydı. Ve biz de o dönemde zaten logo firmasını tercih ettik.
Şöyle söyleyeyim, pandemi sürecinde özellikle şu var, biz hani diğer firmalar uzaktan çalışma yöntemine geçtiler. Kimi personeli idare izine çıkardılar. Kronik rahatsızlıkları olan işçilerini çalışmama yönünde değerlendirdiler. Ancak bizde böyle bir şey söz konusu değil. Neden? Çünkü petrolün akışı durmuyor. Bu petrol 2/24 sonuçta biz taşımak zorundayız ve buna göre de personelimizi de buna göre yapılandırdık. Şimdi işin içine, işin özüne baktığınız zaman bu personel 7/24 çalışmak zorunda. Vardiyalı sistemde tabii işte. Vardiyalı sistemde çalışan personelin de ihtiyaçlarının giderilmesi, aksaklıkların önüne geçebilmek, onların çalışma sürelerini takip edebilmek, işte fazla mesailerini takip edebilmek, izinlerini takip edebilmek. Yani bunlar belki insan kaynakları süreçlerinin arasındaki en basit gözüken şeyler olabilir ama gerçekten bu süreç içerisinde, özellikle bu 2 aylık süreç içerisinde bize en çok zorlayan kısımlar buydu. Çünkü neden? Sahada çalıştırdığınız personelin hem sağlığından sorumlusunuz, çalışma koşullarından sorumlusunuz. Yani ve şu var, yani personel de bu işin bilincinde. Artık insanlar biliyorsunuz nerede ne kadar çalışması gerektiğini, ne kadar çalıştıktan sonra ne kadar sürenin fazla mesaiye girdiğini tüm çalışanlar, hani işçiler maşallah çok iyi takip edebiliyorlar. İşte bu süreç özellikle logonun bize çok büyük faydası oldu. Neden? Personelin işte giriş çıkışlarını takip edebildik. Ne kadar süre çalıştıklarını, vardiyasının bitiminden sonra, eve gittikten sonra ne kadar izin yapması gerektiğini, ne zaman işe geri dönmesi gerektiğini. Yani bu dijitalleşme kısımdan en çok yararlandığımız süreç belki de bu oldu. Çünkü diğer süreçlere baktığınız zaman monotonlaşan bir şeyiniz var. O bizim şirkette bu yok. Neden yok? Çünkü sürekli bir iyileştirme, sürekli bir ileriye dönük planlar yapma, ve bu zaten Özgür Hanım çok iyi bilir. Daha geçen hafta kendisiyle bir toplantı yaptık. Biz bir kaynakları olarak sadece insan kaynakları müdürlüğü olarak geçiniyoruz. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü olarak geçiyoruz. Evet. Ve hani iyileştirmeye yönelik birçok hedefimiz var. Yani bilgiyi sonuç olarak teknolojiyi bilgiyi de insanlara aktarabilmemiz lazım. Evet. Şimdi bilgiyi insanlara aktarabilmek eskiden belki daha basit ama şimdi eğer bir yazılım kullanmıyorsanız, yani eğitim süreçlerinden faydalanmıyorsanız, online eğitimler vermiyorsanız ya da insanlara bir şekilde online ulaşamıyorsanız yani bu sürecin şey yapabilmek çok basit değil açıkçası. Bu konuda da özellikle logonun web tabanlı olması, bize her yerden ulaşabilmemiz ve personelimize açtığımız kullanıcı portalına onların da ulaşabilmeleri bizim gerçekten çok yararımıza oldu. Belki şimdi biraz soru baştan başladı, biraz karıştı ama bu şekilde cevap verebilirim. Gayet güzeldi. Açıkçası çok uçtan uca çok güzel özetlediniz. Ben çok teşekkür ederim bu kapsamlı detay için ki ne mutlu bize. Biz de sizlerin böyle bir dönemde bu ihtiyacını da sorunsuz bir şekilde karşılayıp yerine getirmişiz tüm süreçlerinizi. Aslında yine bahsettiniz, değindiniz biraz önce ama ben yine de bir tekrar sormak istiyorum. Bir İK profesyoneli olarak ben sizin işletmelerden de bağımsız dijitalleşmeye yaklaşımınızı da merak ediyorum. Yani siz, Savaş Bey, bunu nasıl yorumluyor dijitalleşmeyi? Ya şimdi işin özüne baktığınızda hani kurumsal bilgiyi paylaşabilmek ve yönetebilmek istiyorsanız dijitalleşeceksiniz. Yani bunun bir kaçışı yok. Yani bu mevzu, bu sadece hani kurumsal bilgi ya da kurum kültürü dediğimiz şeyi paylaşabilmek değildir. Yani bu teknoloji sürekli ilerliyor. Bir şekilde buna sizin ayak uydurmanız lazım. Eğer ayak uyduramayacaksınız zaten bu piyasada belli bir noktadan sonra artık gelişmeyi durdurursunuz. Yapacak bir şeyiniz yok. O yüzden ben her zaman zaten dijitalleşme taraftarı olan bir insan olarak ki 2004 yılında biz bazı şeyleri elle yapıyorduk. Yani ben bu süreçlerde yaşamış bir insan olarak söyleyeyim size. Yani gerçek anlamda nasıl söyleyeyim, bugün belki bir saat içerisinde yaptığınız işte bir e-bildirgeyi bir saat içerisinde verebiliyorsanız biz 3 gün uğraşıyoruz. Yani tek tek elimizle girdiğimiz süreçlerden de geçtik. Yani bu süreçleri de yaşadık biz. Yani o yüzden ben bu şeyler taraftan ve şundan bahsetmek istiyorum. Hani biraz evvel aklıma da gelmedi açıkçası. Hani dediğim gibi bizim biraz çalışma yöntemimiz farklı. Personelimizin vardiya sistemi farklı. Vardiya dediğim zaman insanların aklına genelde şu geliyor. Üçlü vardiya geliyor. Hani 8'er saat arayla
Ama biz denkleştirme esasına göre çalıştırıyoruz personelimizi. Yani ne demek? Bizim personelimiz 14 gün boyunca sahada bulunmak zorunda. Ve sabah 7 akşam 7 çalışıyorlar. Yani bu da yaklaşık 12 saatte 1 saat yemek molasını düştüğümüz zaman bu 11 saatte bir çalışmaya tekabül ediyor. Şimdi biz sendikayla güçlendirilmiş bir şirketiz ve toplu iş sözleşmeleri sürecinde de birçok konu önümüze geldi ve bu konularında açıkçası dijital bir ortam olmadan yönetilebilmesi mümkün değildi. Ve biz mesela örnek verip bize uygun bir skala gerçekleştirildi. Yani bu skala dediğim hani, Türkiye'deki skalaların %80'i şundan ibarettir. İşte kişinin mezuniyetine, tecrübesine bakarlar. İşte buna göre bir kalem puanları oluştururlar. İşte o puanlara bir karşılık verilir. O karşılığın sonunda bu kişinin alması gereken bir ücret vardır. Bunun yanına da yanıtlar getirirler. Dil biliyorsa işte şu kadar falan. Şimdi bizim o kadar karmaşık bir skalamız oluşturuldu ki bu süreç içerisinde gerçekten Logo bizim için yeni bir yazılım yapmak zorunda kaldı. Yani bu halde bu toplantıyı yaptık. Toplu iş sözleşmelerini bir yandan takip ederken bir yandan devam ettirirken oldu yani toplu iş sözleşmesi onaylandığı takdirde biz bu skalayı nasıl gündeme getirdik? Nasıl sorabiliriz? Çünkü Türkiye kabul edildi. Senin kullanmış olduğun programda sana bunu destek vermediğini düşün, desteklemediğini düşün. Şimdi oturup da eline herhalde insanların bu devirde yapacak halimiz yoktu. O anlamda da mesela dijitalleşmenin gerçekten çok büyük faydasını gördük. Ve bu Özgür Hanım'a da özellikle ayrıca teşekkür ediyorum. O süreçlerimizde çok yardımcı oldu yani. Bizim için yepyeni bir yazılım modül hazırlandı. Ve vallahi şu an sıkıntısız bunu devam ettiriyoruz. Kullanmaya da devam ediyoruz. Süper. Bu projede şu an çalışan arkadaşlarımız da büyük ihtimalle bizi izliyordur. Sizin aracılığınız o zaman onlara da teşekkür edelim. Tabii. Gaye Hanım'a, Müsa Hanım'a şimdi ismi hatırlayamadığım birçok logo personeline tabii ki de teşekkür ediyorum. Yani şimdi Gaye Hanım'la Müsa Hanım'la sürekli görüştüğümden dolayı şimdi onların ismi Müsa Hanım tabii ki de hani isim olarak kalıyor aklımda insanın ama öbür arkadaşlara da işte yazılımcı arkadaşlara da teşekkür ederiz. Yani onu da es geçmeyelim bari. Biz teşekkür ederiz. Savaş Bey, aslında siz de detaylı olarak bahsettiniz ama dijitalleşme sürecinizde diğer seyircilerimize, izleyicilerimize de örnek olabilmek adına çalışmalarımıza logo yazılımla olan iş birlikteliğinizden biraz daha detaylı bahsetmenizi sizden rica etsek. Bu süreçte neden logo? Biliyorsunuz uzun yıllardır biz birlikte çalışıyoruz. Bu aşamalarda kullanmakta olduğunuz çözümlerimiz, sizlere bu süreçlerde sağlamış olduğunuz faydalar, bunlar hakkında da izleyenlerimiz için görüşlerimizi biraz daha detaylandırmanızı istedik sizden. Ya tabii ki de şimdi sonuç olarak Türkiye'ye şöyle baktığımız zaman büyüyen bir ekonomi olarak hani dünyada en azından gelişmekte olan büyüyen bir ekonomi olarak gözüküyor. Bunu sağlayabilmenin bana soruyorsanız en önemli kısmı da yerli üreticilere, işte sizler gibi yerli yazılım firmalarına öncelikle onlara imkan verebilmek. Ve biz bunu aslında çok ileriye dönük yani şeyimiz varmış maşallah biz 2005'te görmüşüz bunu. Şu anda yerli yazılım hani yerli mallarının kullanımı şu an gerçekten başladı ama biz zaten 2005 yılında bunu görmüşüz. Öncelikle tabii ki bir yerli yazılım olması yani bizim en azından dilimizden anlaması. Çünkü çok önemli bir şey. Yani sonuç olarak piyasada çok hantal ve belki tam hedefe odaklı programlar var ama siz kendinizi ifade edemedikten sonra ya da karşı taraf sizi anlayamadıktan sonra yani isterseniz dünyanın en iyi yazılımını kullanın. Yani tabii ki. Elinize hiçbir şey bir veri alamazsınız. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi aynı dili konuştuğunuz insanlarla, aynı dili konuşan insanların yapmış olduğu bir programla çalışmak gerçekten büyük bir avantaj. Ve dediğim gibi biz bunu zaten 2005 yılından beri kullanıyoruz ve şunu gösteriyor zaten bu. Yani şimdi 2005 yılından beri kullandığımız bir program bu tarihe geldiğimizde hala devam ediyorsak sizlerle çözüm ortaklığımızla bu demektir ki zaten bizim memnuniyetimizi ya ben de sizlere açıkçası çok çok böyle övmek için burada gibi olmuş gibi oldu aslına bakarsanız ama inanın samimi olarak söylüyorum. Yani şu anlamda sakın düşünmeyin. Gerçekten böyle bir şeye beni davet ettiniz. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Değil. Yani işin başından itibaren dediğim gibi yani 2004'ten beri işin içinde olduğundan dolayı ben bunlardan bahsediyorum. Çünkü neden? Şeyden mi bahsetmek isterim? Mesela eğitim süreçleri, eğitim çok önemli bir süreç. Artık personeli gerçekten eğitmek,
Onların bilgi birikimlerini sadece yani onlara bilgi verdiğiniz kadar onların bilgi birikimlerini de kendi çalıştıkları arkadaşlarına veya onların altında gelen insanlara aktarımlarını sağlayabilmek. Yani bu süreçler, eğitim süreçleri çok önemli. Biz şimdi yetkinliğe çok önem veren bir şirketiz. Gerçekten insanların alması gerektiği eğitimler, yapmış oldukları işlere göre almaları gerektiği sertifikalar açısından baktığınızda biz buna çok önem veriyoruz. Genel müdürümüz sağ olsun çok destek veriyor. Şimdi bu süreç içerisinde de hani logo ile birlikte şu an için bizim farklı yapmaya çalıştığımız bir daha doğrusu hani sonuçta bir BP ortaklığıyız biz belki biliyorsunuzdur. Hani BP'nin de kendi süreçlerinde kullandığı bir şeyi uyarlama yoluyla biz kendimize adapte etmek istiyoruz. Ve bunun için sizinle de geçen hafta görüştük. İnşallah bu yetkinlik sistemini de devreye alabilirsek, bize göre güncellenebilir ve sonucuna ulaşabilirsek. Evet, orada da güzel bir çalışma yapacağız. O duruma geleceğiz yani. Evet, sizin özelinizde bahsettiğiniz gibi orada da bir proje geliştirmesi yapacağız. Uyarlamalarımızla beraber eğitim tarafında inşallah devam edeceğiz. Evet yani çünkü hani öğrenmek bitmiyor. Öğrenmek dediğiniz sürekli gaz eden bir şey. Yani hani ben bunu öğrendim bitti diyebileceğiniz bir süreç değil. Tabii öğrenmek de tek başına yeterli değil. Yani sizin bir şey bilmeniz de tek başınıza özellikle bu tarz firmalarda gerçekten çok bir işinize yaramıyor. Bunu paylaşabilmek zorundasınız. Bunu insanlara aktarabilmek zorundasınız. O yüzden hani eğitim gerçekten çok önemli. Bu süreçlerin online bir sistem üzerinden takip edilebilmesi, personel aktarılabilmesi çok önemli. İnşallah bu eğitim portalında da dediğimiz gibi başarıyı sağlayabilirsek beğenmeyin keyfimize biraz evvel söylemiştim ama hiçbir şey olacak yani. Bu esnada sizlerin de bu kadar çok gelişime, yeniliğe açık olmanız, teknolojiyi bu kadar yakından takip etmeniz de bizleri çok mutlu ediyor. İhtiyaçlarınızı birlikte entegre bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz uzun yıllarda. Peki, ben sizden aynı zamanda kullanmış olduğunuz çalışan portalı HR ürünümüz özelinde sağlamış olduğunuz faydaları yüzdesel ya da rakamsal bazda ifade etmenizi istesem, ne gibi verimlilikler yarattık, iş gücünüzü ne oranda azalttık? Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Yani şimdi tabii verimlilik hani yüzdesel olarak ben zaten burada bir şey söyleyemem. Çünkü verimlilik de neye göre sorusu geliyor. Yani bizim burada ihtiyaçlarımız ve bu ihtiyaçlarımızın karşılanması açıkçası sizlerle birlikte çözüm ortaklığımızın sonucunda oldu. Çünkü her şirketin ihtiyaçları farklı, birbirinden farklı. Hani benim burada ihtiyacım karşılandı dediğim takdirde karşı taraf şunu anlayabilir. Aa, logo her türlü çözüme demek ki şey yapabiliyormuş ya da ben bunu karşılanmadı dediğim takdirde bak logo bu işe. Çünkü bambaşka şey ama şunu söyleyeceğim yani sonuç olarak biz... sermaye olarak da devlet yapısının hissedildiği bir şirket olmamızdan kaynaklı kanunlara tamamen uymak zorundayız. Yani bizde sadece bir fazla mesai sistemi diye düşündüğünüzde hani şunu düşünmeyin yani kişi günlük çalıştığı işte 8 saatin üzerine yapmış olduğu çalışmaları fazla mesai olarak yazar değil işte. Bizde sadece bu değil. Bizde nasıl fazla sürelerle çalışma da işin içinde. Toplu iş sözleşmesinin getirdiği resmi tatillerdeki çalışmalarda personelin vardiya izninde olduğu dönemlerde ihtiyaç duyulması halinde çalışmasındaki mesai kat sayılarında yani birbirinden tamamen farklı bizim 5 adet mesaimiz var. Bunları siz de biliyorsunuz. Evet. Bunları da bir şekilde kullanıcı portalında uyarladık. İzin sistemlerimizi uyarladık ve birden çok izin sistemimiz var. Yani biz hani elimizden geldiğince kanunda belirtilen izinleri zaten hak olarak personelimize tanırken bunun yanı sıra bir de baktığınızda işte toplu iş sözleşmesinden ya da hani personelin işi görülsün mantığıyla hani çünkü ne kadar motivasyon o kadar verimlilik. Bu işin özü bu. Biz de personelimiz elimizden geldiğince bu izinlerle ya da fazla mesai sistemiyle ya da yan haklarımızla elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte sizler de yer aldınız. Gerçekten belki sizler için kafa karıştırıcıydı. Çünkü birbirinden farklı o mesai sistemlerini oturtabilmek, sonuçta adamın vardiya iznindeyken geldiğinde bunu sistemin bilmesi gerekiyor ki sistem katsayı çarpı 1,5 yapsın ya da 1,25 yapsın ya da 2 yapsın. Yani işte bu süreci
takip edebilirim. Baktığımız zaman bizim size sağlamış olduğumuz faydalar kadar bizler de sizler sayesinde belki ürünümüzü geliştiriyoruz. Karşılıklı kesinlikle. Sizler de bize için güzel bir örnek oluyorsunuz aslında gelişimimiz açısından. Evet, yani bizden dolayı herhangi bir farklı firmaya da bunları satış yaparsanız zaten bizi çok de görürsünüz. Çok şey sayesinde herhalde. Belki de uyandık bizler geliştirdik. bu yani benim söyleyeceklerim bunlar. Evet, çok teşekkürler. Başka bir soru varsa hemen alabilirim. Gerçekten çok keyifli geçiyor. Çok hani samimi bir şekilde tüm süreçleri, beklentileri, bu 2005 yılından bu yana olan uzun bir yolculuğu artık biz yol arkadaşıyız diyeyim. Uzun yıllarda çalıştığımız çünkü müşterilerimize gerçekten bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ben bu geçen sürede birazcık da deneyimlerden de konuşmak istiyorum. Sonuçta nerede 15 yılı geçen bir yol arkadaşlığımız var. Burada gerçekleştiğimiz, sizin aktardığınız bir sürü proje var. Buradaki deneyimlerden ve hatta planlanan, biraz önce yine bahsettiniz ama farklı projeler varsa çok kısaca onlardan da bahsedebilir misiniz Savaş Bey? Ya tabii ki de. Yani şimdi 15 yılı aşkın, herhalde 15 yılı aşkın bilmiyorum. Tamam tabii iyi bir yanlış. Evet, evet. Sonuçta geçen 2 ay önce miydi ya da 5 ay önce miydi onu da hatırlamıyorum açıkçası çok kafamda kaldı. Ama sizlerle birlikte bir 15 yıl kutlaması yapmıştık hatırlarsınız. Evet. Yani bu kutlamada sadece logo çalışanların değil yani logoyu kullanan personel değil diğer personelimizi de davet etmeniz çok farklı bir motivasyon aracı oldu aslında. Onlar için de çok büyük değişiklik oldu, çok güzel oldu. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Yani o zaman da zaten teşekkür etmiştik ama güzel bir deneyimdi. Şimdi 15 yılı aşkın bir süredir sizlerle çalışıyoruz. Dediğim gibi zaten süre memnuniyeti gösteriyor. Yani onlar için o açıdan sizlere çok fazla bir açıklama yapmama gerek olduğunu zaten düşünmüyorum. Sağ olsunlar. Logo çalışanlar yani sizin tarafınızda çalışan arkadaşlarımız. Yani bugüne kadar ellerinden gelen her türlü desteği verdiler. Gerçekten samimi niyetlerine inandık. Samimi olduklarına inandık. Yani bu süreçte bize destek olan, bize yardımcı olan tüm logo çalışanlarına, sizlere gerçekten teşekkür ederiz. Yani ben Botaş International olarak sizlere teşekkür ediyorum yani o açıdan. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli oldu. Çok hani dolu dolu oldu. Birlikte daha nice projelere diyelim o zaman. İnşallah. Önümüzde işte projelerimiz var. Görüşüyoruz Özgan'la. Daha projeler. Yani dediğim gibi teknoloji geliştikçe, bizim ihtiyaçlarımız değiştikçe, personelin ihtiyaçları değiştikçe ya da güncellenmesi gerektikçe zaten sizlerle görüşmeye devam edeceğiz. Yani zaman bir şekilde irtibat halinde olacağız. Bundan ne benim kaçışım var, ne açıkçası sizin kaçışınız var. Dolayısıyla nice projelere diyelim inşallah. Birlikte diyelim. Çok keyifli ve samimi bir söyleşi oldu gerçekten Savaş Bey. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bahsettiğim gibi ben yakından sizin iş yoğunluğunuzu bildiğim için kırmadan vakit ayırıp bizlerle bu deneyimi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz tekrar. Firma olarak hem şahsınız özelinde zaten her daim sizden o yüksek enerjinizi aldığımız için biz de sizlerle birlikte çok mutlu çalıştık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İş birlikteliğimizin daha nice uzun seneler devam etmesini diliyorum. Ben de herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de hem bizi dinleyen katılımcı arkadaşlara, bizi izleyen arkadaşlara, sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. İşte biraz dediğiniz gibi spontane oldu. Çok şey varsa bir kusurum, yani yanlış söylediğim bir şey olabilir. Yani çok açıkçası böyle aklıma geldiği gibi konuştum. Varsa affola, ona da yapabilecek bir şeyim yok, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Çok samimiydi, tüm detaylar için, paylaşımlar için çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılarımıza da vakit ayırdıkları için tekrar teşekkür edelim. Herkese kalan günde iyi çalışmalar dileyelim. Herkese iyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Görüşmek üzere, çok sağ olun.